Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün dolar, altın, gram ve gümüş analizlerimizi tekrardan bir gözden geçireceğiz. Bunun akabinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yapmış olduğu açıklamalarla ilgili sizlere biraz bilgi vereceğim. Önce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yaptığı açıklamalarla ilgili kısa notlar aldım. Onlara biraz değinelim. Evet, Murat Uysal'ın bankalar ve reel sektörle ilgili açıklamasında borç çevirme oranları bankalar ve reel sektörlerin üzerinde düzenli bir şekilde gerçekleştiğini bildiriyor. Yani bankalar ve özel sektör borçlarını düzenli bir şekilde yapabiliyormuş arkadaşlar. Onun dışında koronavirüs nedeniyle küresel ticaretteki daralma ile diyor, imalat sanayinde de daralma bekleniyor. Yani hala da imalat sanayimizde yılın ikinci çeyreğinde de bir daralmanın etkisinin süreceğini Murat Uysal bildirmekte. IMF ile ilgili açıklamaları var. IMF ile ilgili bir kaynak veya swap anlaşmamız yok dedi kendisi. Yani IMF ve ilgili herhangi bir görüşme yapmadıklarını ve bunun akabinde de herhangi bir swap anlaşmasına gidilmediğini bildiriyor. BDDK'nın diyor swap görüşmeleriyle bizim swap görüşmelerimiz ilişkilendirilemez. Evet. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun da yaptığı swap anlaşmalarıyla Merkez Bankası'nın yaptığı swap anlaşmaları ayrı olacağını bildirmiş. Yani Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun yaptığı swap anlaşmalarını sadece kur üzerindeki volatilite hareketlerin düşürülmesi amacıyla yapıldığını bildiriyor. Bunun akabinde de kendileri diğer dünya ülkeleri merkez bankalarıyla yapacakları swap hamleleriyle de bu hareketi daha da güçlendirebileceğini belirtiyor arkadaşlar. Cari dengeye de değinmiş. Cari dengede diyor ılımlı bir düzelme bekliyoruz. Evet, cari dengede zaten kuru 7'li seviyelere kadar çıkartmalarında daha önce de belirttiğim gibi arkadaşlar bunu cari dengeyi korumak amaçlı yaptıkları belliydi zaten. Bu konuda da diyor rezervleri pek kullanmadık. Tabi rezervleri kullanmadık demesindeki sebep kura baskı oluşturmadık diyorlar yani 7'li seviyelere kadar. Fakat 7'li seviyelerde kurda bir baskı gözlemliyoruz arkadaşlar dolar tarafında özellikle. Buradan Merkez Bankası'nın 7'li seviyelerde bir baraj, bir bent oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Evet, bunun akabinde ne demiş? Merkez bankaları ile diyor swap görüşmelerimiz hala devam ediyor. Bu da önemli bir açıklama arkadaşlar. Yani görüşmeler Türkiye ve Dünya Merkez Bankaları üzerinde hala devam etmekte fakat herhangi bir sonuca varılmamış. Parasal ve mali tedbirlerin ekonomi ve üretim üzerinde yaptığı desteklerin diyor finansal toparlanmaya etkisi koronavirüs solgınından sonra daha olumlu yansıyacak diyor kendileri. Evet, piyasaya verdiğimiz krediler diyor arkadaşlar. Virüsün etkilerinin geçmesiyle birlikte üretim ve finansal toparlanmaya katkısının çok fazla olduğu görülecektir diyor. Ondan sonra talep koşulları nedeniyle enflasyonun yılın ikinci çeyreğiyle birlikte baskıyı arttırdığı düşünüyor. Evet, iç piyasanın yaptığı fazla alışverişlerden bahsediliyor burada arkadaşlar. Bunların da enflasyon üzerinde bir miktar baskıyı yılın ikinci çeyreğinde baskıyı arttıracağını Merkez Bankası Başkanı düşünmekte. Evet, buradan çekirdek enflasyonun iş talep ve üretici fiyatları gelişmelerine ve paralel olarak bunu seyrettiği Merkez Bankası Başkanı tarafından bildirilmekte. Bizim burada swap anlaşmaları kurlar üzerinde BDDK'nın demek ki swap girişimleri sonucu 7'li seviyelerde
kurda bir volatilite düşürme girişimine gidildiğini anlıyoruz arkadaşlar. Bu Merkez Bankası'nın diğer dünya merkez bankalarıyla yapacağı swap anlaşmasının sonucuna kadar da volatiliteyi düşürmek amaçlı kullanılacağını buradan anlayabiliyoruz. Bunun neticesinde kur herhalde belli bir seviye üzerinde tutulmaya çalışılacak artık arkadaşlar. Şimdi biraz da teknik açıdan bakalım. Altınla başlayalım. Altındaki son gelişmelere bir göz atalım. Altında biliyorsunuz arkadaşlar bir ikili tepe oluşumuz mevcuttu. Fakat burada bir de yükselen üçgenimiz hala mevcut. Aşağı yönlü kırılamadı. 1698 seviyelerinden geçen bir yükselen trend çizgimiz var. Altında kısa vadede hareketler arkadaşlar, takip eden arkadaşlar için şu şekilde fiyatlanmalar takip edilebilir altın onstaki arkadaşlar için. Aşağıda 1698 seviyesi. Şuradaki 1698. Onun üzerinde 1729. Evet, bu 1698-1729 aralığı altın onsta önemli olacaktır. Tekrardan 1698 altına sarkmalar altın onsta görülürse arkadaşlar, 1698 altına sarkmalar görülürse altın onsta bu sefer 1680 ve 1670 seviyelerindeki destek yerleri takip edilmesi gerekli. 1729 üzerinde bir kapanış olmadıkça altın onsta hareketler aşağı yönlü tekrardan devam edebilir arkadaşlar. Çünkü koronavirüsün artık etkileriyle birlikte, etkilerinin tüm dünya piyasalarında yavaşlamasıyla birlikte bu da altına paralel olarak yansıyacaktır arkadaşlar. Ve altın buradan artık yavaş yavaş kademeli bir şekilde 1670 seviyesine doğru ataklarını sürdüreceğini düşünmekteyim. Tabi 1729 seviyesi de önemli. 1729'da takipte kalacağız. Eğer 1729 üzerine tekrardan atabilirsek yukarıda 38 ve 48 seviyeleri, şuradaki 1738 ve 1748 seviyeleri test edilmekte istenebilir. Fakat beklentimiz ve görüşümüz hala da altında düzeltmenin devam edeceği yönlü. 1698 hala önemli bir destek. 1698 kırılırsa aşağı yönlü hareketler hızlanır arkadaşlar. Bu da aklınızın bir ucunda dursun. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Gram altın tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar, gram altında 380'li seviyelere kadar geri çekilme yaşadık. 380'li seviyelerden tekrardan bir toparlanma geldi. Fakat bu aşağıdan gelen yükselen trend çizgimiz 389-388 seviyesinden aşağı yönlü kırıldı. Tepki yükselişleri tekrardan bu tepe noktasına doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bunun da tekrardan arkadaşlar olumluya geçebilmesi için, gram altını tekrardan olumluya geçebilmesi için buradaki 389 tepesinin yukarı yönlü kırılması gerekmekte. 389 üzerine çıkamadıkça gram altında da 300, şöyle yapalım, aralıkları siz de takip edin. Yukarıda 389 tepesi önemli. Bu 389 tepesi üzerinde günlük kapanış gelmedikçe aşağıda 383 ve 372 rakamları gram altında da takibinizde olması gereken önemli rakamlar olarak gözükmekte. Şimdilik bu rakamlar 389 üzerinde kapanış olmadıkça takibimizde olacak seviyeler olarak gözükmekte arkadaşlar. 389 üzeri bir kapanış görürsek de tekrardan grafiklerimizi güncelleriz.
Evet, şu an için 389 tepesi kırılmadıkça 383 ve 372 aralıkları gram altında da takibimizde olması gereken önemli aralıklar olarak gözükmekte arkadaşlar. Dolar TL'ye de bakalım. Evet, dolar TL kuruna da baktığımız zaman arkadaşlar dolar TL'de hala 6.94 seviyesindeki destek seviyesinin önemli olduğunu görüyoruz. Şuradaki 6.94 seviyesi. 6.94 üzerinde kaldıkça gene 7'li seviyelere doğru hareketler dolar-tl kurunda görülmeye devam ediyor arkadaşlar. Dolar-tl'nin olumsuz bir pozisyona düşebilmesi için arkadaşlar 6.94 altında bir günlük kapanış gelmesi şart. 6.94 üzerinde kaldıkça da 6.94-7 band aralığında hareketlerine devam etmesi muhtemel olarak gözükmekte. 6.94 altındaki kapanışlar gelmeye başlarsa da bu sefer 6.85 seviyesindeki destek nokta TL'de de takipte kalmamız gereken önemli bir seviye. Peki 7 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa hangi seviyeler? Seviyesinin üstünde de arkadaşlar dolar TL'de 7.06 ve 7.15 direnç bölgeleri göze batan seviyeler olarak gözükmekte. Dolar TL'de hareketler Merkez Bankası Başkanı'nın da belirttiği gibi arkadaşlar BDDK tarafından yapılan swap anlaşmalarıyla volatilitenin düşürülmesine çalışılıyor açıklaması vardı. Buradan da 7'li seviyelerden zaten bir paralel hareket göze çarpmakta. Bu seviyede 6.85'li seviyelere kadar gelebilir dolar TL kurunda. 7 üzerine atamadıkça aşağıda 6.85 dolar TL kurunda da dikkatle takip edilmesi gereken seviye olarak görülmekte. Gümüşe de bakalım arkadaşlar. Gümüşte neler olabilir? Gram gümüş grafiğimiz olmadığı için arkadaşlar bunu da gene sizlere gümüş ons grafiği üzerinde anlatmaya çalışacağım. Gram gümüşte arkadaşlar 3.34 seviyesi üzerinde kaldıkça dediğim gibi gram gümüş ayrıca benim favorilerim arasında arkadaşlar. Gram gümüş yani ileride bu 4 liralara kadar çıkacağını düşündüğüm bir emtia gram gümüş. Gram gümüş de 3.34 üzerinde kaldıkça arkadaşlar yukarıdaki ilk direnç bölgesi 3.47 seviyesinde gözükmekte. İlk önemli direnç 3.47 seviyesinde gözükmekte arkadaşlar. Günlük kapanışlarda da gram gümüşte 3.44 seviyesi üzerinde bu hafta günlük kapanışlar gelmeye başlarsa arkadaşlar en yakın hedefi 3.56 seviyesinde gözükmekte. 3.56 seviyesini kendine hedef olarak göstermekte gibi geliyor bana. 3.56-3.62 aralığı. Evet, 3.56 ve 3.62 aralığı yakın vadedeki hedefi olacaktır diye düşünüyorum. Gram gümüş yani 3.47 altındaki 3.34'lü seviyelere kadar olan düşüşleri gram gümüşe bana göre alım olarak yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla alım olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Ta ki 3.22 altına düşmedikçe. Bakın arkadaşlar 3.22 altına düşmedikçe 3.22 ve 3.44 aralıkları 3.60 ve 3.56 hedefli kısa vadeli alımlarda göze batıyor gibi geliyor bana ve gram gümüşte hala 4.16 seviyelerde bir uzun vadeli hedefim mevcut. Gram gümüşteki arkadaşlar yukarıdaki 3.47 direnci çok önemli. Bu 3.47 direnci yukarı yönlü kırılabilir ve bunu 3.47 yukarı doğru kırmayı başarırsa hedefi direkt 3.65 seviyesine doğru gram gümüşte gidecektir arkadaşlar. Benim düşüncem bu yönde. Aşağıda da 3.44 ve 3.47 üzerinde günlük kapanışlar başlarsa gram gümüşte
Daha orta vadede de 3,74 hedef bölge olarak çalışmaya devam edecektir. Dediğim gibi 3,47 önemli arkadaşlar. Onun altında da çalışacak aralık 3,34 ve 3,47 bant aralığı. Geri düşüşleri, geri dönüşleri hep alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yatırım fırsatı, yatırım tavsiyesi olmaması koşuluyla. 3,47'yi de yukarı kırarsa arkadaşlar, kırmayı başarırsa gümüş gram önü açık olacaktır. İlk etapta da 3,65'te seviyeleri test etmek için yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum. Dolar, altın ve gümüşle ilgili bugünkü açıklamalarım bunlardan ibaret. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Videolarım hoşunuza gidiyorsa bir beğen tuşunu kullanırsanız beni sevindirirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.